Değerli genç arkadaşlarım, hepinize genç meslektaşlarım diye hitap etme arzusuyla sizlere sesleniyorum. Ben Profesör Erinç Yel'den, Bilkent Üniversitesi'nin hemen hemen kuruluşundan bu yana burada görev aldım. İktisat bölümünün kurucuları arasındayım. Şu anda da fakültenin dekanlığını yürütüyorum. Ben doktoramı Amerika'da Minnesota Üniversitesi'nde yapıp Bilkent Üniversitesi'ne 1988'de geldim. Şu anda Bilkent Üniversitesi Türkiye'nin en önde gelen iktisat bölümlerinden bir tanesini kapsamakta. Sevgili öğrenciler, öncelikle şu bilgiyi, şu gözlemi sizlerle paylaşmak isterim. İktisat eğitimi belki hiçbir zaman olmadığı kadar heyecanlı, yaratıcı, üretici ve sizleri doyurucu bir meslek haline dönüşmüş durumda. Dünyamızın tam şu konjonktüründe en heyecanlı sosyal bilimler açısından en zevkli mesleklerden bir tanesi iktisatçı olmak. Bunu şu gözleme dayanarak söylüyorum. Bildiğiniz gibi 2009 yılında dünya ekonomisi çok derin bir krize sürüklendi. 1930 büyük buhranından bu yana ilk defa dünya ekonomileri topyekün bir daralma içine girdi. Bu daralmanın nedenleri neydi? Bu daralmadan çıkış reçeteleri nelerdir? Amerika'nın izlediği para politikaları Türkiye'yi nasıl yansıyacak? Türkiye'nin kendi içerisindeki dış ticaret açığı, enflasyon, işsizlik, yatırımlar, sürdürülebilir büyüme gibi sorunlar nasıl aşılacak? Genel olarak kapitalizmin 21. yüzyıldaki seyri ne şekilde evrilecek? Yeni teknolojiler, yeni kurumlar yaratılıyor. Bunlara insanoğlu nasıl ayak uyduracak? İktisadın şu anda uğraştığı en temel sorunlar bunlar. İktisat sadece ofislerimizde oturup soyut modeller, soyut açıklamalar yapacağımız bir alan değil. İnsan hayatını doğrudan doğruya etki yapan, insan topluluklarının belki kendilerini bu gezegende ayak bastıklarından itibaren beraber kurdukları ilişkileri yönlendiren, bunu anlamaya çalışan, insanların mutluluğunu, refahını, gönencini yükseltmeye çalışan bir bilim. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü yaklaşık 30 kişilik tam zamanlı kadrosu, doktora öğrencileri ve bütün idari kadrosuyla birlikte bu sorunlara özgün yaratıcı çözümler getiren, eğitimde sürekli güncelleştirdiği müfredatıyla, uluslararası düzeyde izlediği kitapları, yayınları ve eğitim faaliyetleriyle genç meslektaşlarımıza iktisadı anlatmaya, öğretmeye, sevdirmeye ve hayatlarında iktisatçılar olarak mutlu olmaya yönelmiş bir bölüm. İktisat bölümünün öğretim kadrosu hemen hemen hepsi kendi alanlarında en yetkin, en uzman arkadaşlarımızdan oluşuyor. Gerek Türkiye'den, gerek uluslararası düzeyden aldıkları doktoralarla, yepyeni projelerle, yepyeni araştırmalarla sürekli devinim halinde olan burası çok canlı bir organizma. Öyle umuyorum ki Bilkent Üniversitesi'nde atacağınız ilk adımlardan itibaren mesleğinizin ileri aşamalarında Bilkent Üniversitesi'nin İktisat Bölümünün bir mensubu olarak onurlu, mutlu, yaratıcı bir meslek yaşamı sürdüreceksiniz. Hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Merhaba, ben Refet Gürkaynak. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesiyim. Daha önemlisi bu bölümün mezunuyum. 20. yüzyılın sonlarında burada öğrenci olarak bulundum. Burada aldığım eğitim ve hocalarımın ittirmesi referanslarıyla Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde doktora yaptım. Bundan sonra 4 sene Amerikan Merkez Bankası'nda iktisatçı olarak çalıştım. O çalışmadan sonra Türkiye'ye dönmek istedim ve çeşitli iş teklifleri arasında Bilkent Üniversitesi'ni seçtim tekrar. Şimdi öğrencisi olduğum bölümde öğretim üyesiyim. İktisatçılık dünyanın en zevkli işlerinden biri. Bize hakikaten içinde yaşadığımız dünyayı anlama imkanı veriyor. Hani gazeteye açıp baktığımız zaman işte dolar çıktı, faiz düştü, borsa takla attı vesaire gibi şeyler görüyoruz. Bunlar önemli. Bazen işler iyi gibi gidiyor gibi geliyor. Bazen işler hiç iyi gitmiyor gibi geliyor. Birinden öbürüne nasıl geçiyoruz? Bunları anlamak önemli. Bazı şirketlerin işleri çok iyi, bazıları hiç bir tutuklarını bir şekilde sokamıyorlar. Bunlar neden böyle? Hiç iktisat diye düşünmeyeceğiniz mesela hangi seçim sistemleri altında
insanların tercihleri kendilerini mecliste daha iyi ifade edebiliyor. Veya nasıl kanunlar koyarsak insanlara en az ceza vererek yanlış işler yapmalarını engelleyebiliriz. Bunlar da iktisadın çalıştığı önemli konular. Benim çalıştığım konular mali piyasalar ve para politikacılığı, özellikle merkez bankacılığı. Mesela insanların enflasyon beklentilerini merak ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki insanlar yüksek enflasyon bekliyorlarsa, enflasyon fiyatlarının artışı demektir, kendi maaşlarının çok artmasını istiyorlar, haklı olarak. Sattıkları malların fiyatlarını nasılsa diğer malların da fiyatı artacak diye daha çok arttırıyorlar. Dolayısıyla enflasyon beklentisi enflasyona dönüşüyor. Onun için de enflasyon beklentilerini kontrol etmek önemli. Fakat kontrol etmemiz için ilk önce insanların ne beklediklerini bilmemiz lazım. Bu beklentileri neyin şekillendirdiğini bilmemiz lazım. Ben bu tür işlerle uğraşıyorum. İnsanlara her dakika şimdi ne enflasyon bekliyorsun, şimdi ne enflasyon bekliyorsun diye soramıyoruz. Ama mali piyasalarda gördüğümüz bazı enstrümanlardan, işte bono fiyatlarından, başka bazı türev ürünlerden insanların beklentilerini bir şekilde ölçebileceğimizi biliyoruz. Çünkü bu beklentilerle fiyatlıyorlar. Onun için de ben bu insanlar ne beklemiş olsunlar ki bu fiyatlar böyle ortaya çıksın diye sorup fiyatlardan beklentileri çıkartıyorum. Yaptığım önemli işlerden bir tanesi bu. Bu çok zevkli bir iş. Merkez bankaları için çok önemli bir iş. Onun için dünyanın birçok merkez bankasına danışmanlık yapıyorum. Bir taraftan özel sektör için önemli bir iş. İyi bir üniversite eğitimi insana ufuklarını açan bir eğitim veriyor olması lazım. İktisatçılık bunu mutlaka yapıyor. Umuyorum ki bu kaydı seyreden insanların, yani özellikle üniversite adaylarının birinci derdi iş bulmak değil, kendilerini geliştirmek. Kendilerini geliştirdikleri için iş bulacaklar. Ama ana babalar için maalesef üniversiteler genellikle birer meslek bulma ve iş bulma kurumu olarak görülüyor. Onun için şunu da gönül rahatlığıyla söyleyeyim. İktisatçılık insanın ufkunu açıp çok zevkli bir eğitim verirken bir taraftan da çok kıymetli beceriler kazandırdığı için mezunlarımız çok rağbet görüyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Bu zor bir iş değil. Lisans eğitimi. Ağır bir matematik gerektirmiyor ama matematik kullanıyoruz ve öğretiyoruz. Fakat düşünmeyi gerektiriyor. Analitik düşünmekten, temiz düşünmekten zevk almayı gerektiriyor. Bu tür işten zevk alan, içinde yaşadığı dünyayı anlamak isteyen insanlar için iktisat eğitimi bence en güzel eğitim. Bunun arkasından da elde ettikleri becerilerle çok zevkli ve çok doyurucu hayatlar yaşayabiliyorlar. Pelin Akyol, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesiyim. 2014 yılında Amerika'da Penn State Üniversitesi'nde doktora çalışmalarımı tamamlayarak Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümüne katıldım. Burada lisans öğrencilerine mikroekonomik teori ve emek ekonomisi dersleri veriyorum. Emek ekonomisi, özellikle de eğitim ekonomisi alanında araştırmalar da yapıyorum. Eğitim ekonomisi, eğitimin ekonomik büyümeye ve kalkınmaya etkisini araştırdığı gibi, eğitime yapılan yatırımların öğrencilerin başarılarını nasıl etkilediğini araştırarak eğitime ayrılan kaynakların daha verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak politika önerileri üretmeyi de amaçlar. Bunun dışında eğitimde çeşitli sosyal gruplar arasında veya kadın ve erkekler arasında var olan eğitimle ilgili farklılıkların kaynağını araştırarak bunları ortadan kaldıracak çeşitli politika önerileri de üretir. Örneğin, öğretmenin öğrenci başarısının etkisi nedir? Sınıf büyüklüğünün öğrenci başarısının etkisi nedir? Veya biz öğrencileri başarılarına göre farklı sınıflara mı koymalıyız? Yoksa aynı sınıfta mı öğrenim görmeliler? Öğretmenin maaşını artırırsak veya okulun özelliğini daha özel bir hale getirirsek öğrenci başarısı artar mı gibi sorular da eğitim ekonomisinin araştırdığı konular arasındadır. Ben de bu ve benzeri konular üzerinde araştırmalar yapıyorum. Örneğin çalışmalarımdan bir tanesinde ülkemizde de çokça kullanılan çoktan seçmeli sınavlarda, yani üniversite giriş sınavı veya liselere giriş sınavında uygulanan yanlış cevabın doğru cevabı götürmesi uygulamasının öğrencilerin risk alma davranışlarına göre sonuçlarını etkiliyor mu sorusunu cevaplamaya çalışıyoruz. Peki bu soru neden önemli?
Çünkü aynı bilgi ve beceri seviyesine sahip olsa bile öğrenciler risk almayı sevmedikleri için eğer daha düşük puan alıyorlarsa bu onların daha kötü veya istemedikleri bir bölüme yerleştirilmesine sebep olacağı için tahsisli verimsizliğe sebep olacaktır. Dolayısıyla böyle bir sorun varsa bir iktisatçı olarak biz bunu ortaya koymalıyız. Diğer taraftan uygulanan bu ceza sınavla ölçmek istenilen bilgi ve beceriyi daha net bir şekilde ölçmeyi de sağlıyor. Çünkü bilgisi olmayan öğrenci bu soruları boş geçiyor. Dolayısıyla bu etkilerden hangisinin daha baskın olduğunu belirleyerek gerekirse politika önerileri üretmekte bir iktisatçı olarak bizim görevimiz. Bunun dışında yine başka bir çalışmamda 72 ülkede yapılan ve ülkelerin diğer ülkelere göre eğitim kalitesini, eğitim sistemlerinin kalitesini ortaya koymayı amaçlayan uluslararası ölçme sınavı PISA'yı öğrenciler gerçekten ciddiye alıyorlar mı sorusuna bakıyoruz. Bu durum ülkelerin diğer ülkeler arasındaki gerçek pozisyonunu göstermediği için eğitim politikasında kullanılması yanlış olacaktır. Bir iktisatçı olarak bu ve benzeri durumları ortaya koymak ve politika önerileri üretmek bizlerin işidir. İktisatçı nasıl çalışır? İktisatçı öncelikle merak eder, sorular sorar. Daha sonra bu sorduğu soruları bazen sadece matematiksel modellerle, bazen de hem matematiksel modeller hem de bu alanda toplanmış veri setleri ve ekonometrik tekniklerle cevaplamaya çalışır. Gerektiği durumlarda da ben bu sorunu nasıl çözerim diye sorular sorarak politika önerileri üretir. İktisat yapması çok keyifli bir bilim. Size etrafınızda dönen hayatı daha iyi anlamanızı sağlıyor. Ve biz de burada Bilkent İktisat ailesi olarak, alanında uzman araştırmacılar olarak size iktisatçı olabilmeniz için gerekli araç ve gereci kazandırıyoruz. Ben Bilkent İktisat bölümünden Kemal Yıldız. Öncelikle size kısaca kendi iktisat yolculuğumdan bahsedeyim. Ben bir iktisat kuramcısıyım. Ülkemiz iktisat kuramı alanında köklü bir geleneğe sahip. Ben de Bilkent'teki lisans yıllarımda bu geleneğin önemli temsilcilerinden kıymetli hocalarımız Semih Koray ve Tarık Kara sayesinde oyun kuramı ve iktisat kuramı ile tanıştım. Devamında yine hocalarımızın rehberliğinde ve Bilkent'in sunduğu çeşitlilik sayesinde iktisat ve matematik alanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli dersler alarak iktisat kuramcısı olarak hazırlandım. Devamında Bilkent'te Semih Koray danışmanlığında yüksek lisans, New York Üniversitesi'nde Ariel Rubinstein danışmanlığında doktora çalışmalarımı tamamlayıp 2013 yılında Bilkent'e öğretim üyesi olarak geri döndüm. Araştırmalarıma gelecek olursak, iktisat kuramı içerisinde oyunlar kuramı, mekanizma tasarımı, okul-öğrenci eşleştirme problemi, seçim kuramı gibi alanlarda çalışmalar yaptım. Son zamanlarda ise kısmi rasyonel seçim modelleriyle ilgileniyorum. Çok basitçe baktığımızda iktisadın temel yapı taşı insanların seçimleridir diyebiliriz. İnsanlar seçimlerinde diğer insanların seçimlerini hesaba katıyorsa bu bizi oyun kuramsal bir düzleme taşır. Yok eğer bu türden etkilerden, bu türden stratejik etkilerden arınmışsa o zaman seçim kuramının sınırları içerisinde kalırız. Söz gelimi bir sonbahar günü tek başınıza yürüyüşe çıkacaksanız yanınıza şemsiyenizi alıp almamanız bir seçim problemidir. Yok eğer bir arkadaşınızla buluşacaksanız ve onun yanında büyük bir şemsiye getirme ihtimali varsa bu artık siz ve arkadaşınız arasında oynanan bir oyundur. Kısmi rasyonellik bize bu türden seçimlerin altında zihinsel kısıtların etkili olabileceğini söyler. Benim bir iktisat kuramcısı olarak yapmaya çalıştığım şey bu türden zihinsel kısıtlardan hareketle kısmi rasyonel seçim temelli modeller tasarlamaktır. Bu modeller olabildiğince basit, ilginç ama aynı zamanda eldeki modellerin açıklayamadığı gözlemlerle tutarlı olmak durumundadır. Araştırmalarımın yanında Bilkent'te lisans ve doktora düzeyinde bu araştırmaların nüvelerini de anlatabildiğim mikroiktisat ve oyunlar kuramı alanlarında dersler vermekteyim.
Neden iktisat sorusuna gelecek olursak, bence iktisat, insanı ve toplumu modellere dayalı, mantıksal çıkarımlarla anlamaya çalışan bir disiplindir. Böyle bakıldığında iktisat, daha çok doğa bilimlerinde kullanılan yöntemleri, daha karmaşık ama bir o kadar da önemli olan insan davranışını anlamak için kullanmaktadır. Bunun tabii sonucu olarak da iyi bir iktisat eğitimi, sadece döviz kuru, enflasyon ya da neş dengesi gibi kavramların altında yatan mekanizmaları öğretmekle kalmaz. Aynı zamanda karşılaşılabilecek olan problemleri doğru yöntemlerle çözebilecek şekilde zihinleri biçimlendirir. Bence mezunlarımızın pek çok değişik alandaki başarısının altında ciddi emek sarf ederek kazandıkları bu yetileri yatmaktadır. Sonuç olarak eğer siz de derin, analitik düşünmekten, Sherlock Holmes'vari sebep-sonuç ilişkilerini görmekten hoşlanıyorsanız ve bunları kullanarak insan davranışı ile iktisadi olgular arasındaki ilişkileri keşfetmek size heyecan veriyorsa iktisadı daha yakından tanımalısınız. Banu Demir Paker, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesiyim. Lisans eğitimimi ODTÜ'de tamamladıktan sonra Bilkent İktisat Bölümünde yüksek lisans eğitimi için geldim. 2006-2008 yılları arasında Dünya Bankası'nda yoksulluğu azaltma ve ekonomik yönetim ağı yani PREM'de araştırmacı olarak çalıştım. 2008 yılında Dünya Bankası'ndan ayrılarak doktora eğitimim için İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ne gittim. 2012 yılında da doktora derecemi alarak Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümüne öğretim üyesi olarak geldim. 2016-2017 akademik yılını ABD'de Princeton Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak geçirdim. Bilkent İktisat'ta lisans seviyesinde mikroekonomi teori dersini veriyorum. Aynı zamanda hem lisans hem de yüksek lisans doktora seviyelerinde uluslararası ticaret derslerini veriyorum. Verdiğim derslerden anlaşılacağı gibi araştırma alanım uluslararası ticaret ve kalkınma. Aslında son günlerde uluslararası iktisat dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. ABD'de Trump yönetiminin başlattığı ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı sebebiyle de uzun süre gündemde kalacağı benziyor. Ben araştırmalarımda özellikle ulaşım maliyetleri ve dış ticaretin finansmanı konularıyla ilgileniyorum. Ulaşım maliyetleri çok önemli. Üretilen malların bir yerden başka bir yere taşınırken karşılaşılan maliyetler, fiyat, reel gelir, üretimin coğrafi dağılımı gibi pek çok ekonomik değişkeni doğrudan etkiliyor. Yüksek ulaşım maliyetleri üretim maliyetlerini arttırdığı için ekonomik büyümenin önünde de önemli bir engel teşkil ediyor. Bu sebeple dünyada pek çok ülke ulaştırma yatırımlarına ciddi kaynaklar ayırıyor. Türkiye de bu ülkelerden bir tanesi. Bugün dünyada ulaştırma yatırımlarında harcanan paranın 1,5 ila 2 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Peki kaynaklar bu kadar kısıtlıyken ulaştırmaya neden bu kadar çok para harcanıyor? Çünkü ulaştırma yatırımlarıyla düşen ulaşım maliyetlerinin ekonomik büyümeyi, iç ve dış ticareti tetikleyerek büyümeye olumlu etkisi olacağına inanılıyor. Ama elbette bilimsel yaklaşım inanmakla yetinmiyor. Uygun araç gereçleri kullanarak bu iki değişken arasındaki ilişkiyi detaylı ve derinlemesine araştırmayı gerektiriyor. Bu sebeple ben ve birlikte çalıştığım meslektaşlarım ulaştırma yatırımlarıyla düşen ulaşım maliyetlerinin ticaret üzerine etkisini ölçmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda ulaştırma yatırımlarının insanların refahına olan etkisini ölçerek reel getiri hesapları yapıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar hem politika yapıcıların hem de uluslararası kalkınma kuruluşlarının kaynakları dağıtım sürecine önemli etkisi oluyor. İktisadın konusu toplumdaki bireylerin karşılaştıkları sorunlar. İktisatçı bu sorunlara bilimsel yöntemlerle yaklaşıyor ve kullandığı araç gereçler sebebiyle de diğer sosyal bilimlerden ayrılıyor. Düşünürseniz Nobel ödülü verilen tek sosyal bilim iktisat. Bilkent İktisat geniş akademik kadrosuyla iktisadın hemen her alt kolunu kapsayacak şekilde öğrencilerine eğitim verebiliyor. Bence bizi diğer değerli iktisat bölümlerinden ayıran en önemli özellik bu. Bu da
bence mezunlarımızın gösterdikleri başarılarının arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi. İsmim Emin Karagözoğlu. Lisans derecemi iktisat alanında Boğaziçi Üniversitesi'nden aldım. Yine yüksek lisans derecemi aynı üniversitede aldıktan sonra doktora çalışmalarım için yurt dışına çıktım. 2010 yılında Hollanda'da Maastricht Üniversitesi'nde doktora derecemi aldım. Araştırma alanlarım oyun kuramı, davranışsal iktisat ve deneysel iktisat. Bunlardan davranışsal iktisat ve deneysel iktisat özellikle son senelerde Türkiye'de gelişmeye başlayan, çok popüler olmaya başlayan alanlar. Daha da daraltacak olursak çalışma alanlarımı, özellikle pazarlık problemleri ve pazarlık etkileşimlerini üzerine çalışıyorum. Pazarlık problemlerini ve pazarlık oyunlarını diyelim, çalışırken birçok metot kullanıyorum. Bunlar arasında oyun kuramı, sosyal psikoloji, bilişsel psikolojiden öğeler de yer alıyor. Pazarlık konusu baştan beri bana çok ilgi çekici geliyor. Çünkü aşağı yukarı diyebiliriz ki herhalde insanlığın var olmasından, ortaya çıkışından beri pazarlık en temel sosyal etkileşimlerden biri. Ve bu iktisadın birçok başka alanında olduğu gibi mesela merkez bankalarını yönetenlerin, siyasi yapıcıların ya da bankerlerin, iş adamlarının sadece içinde olduğu bir aktivite değil, aslında hepimizin. Yani bebekten çocuğa, yaşlıya, iş adamına, öğrenciye, herkesin ve belki de her gün içinde olduğu bir sosyal etkileşim. Hepimiz bir şeyler için pazarlık yapıyoruz. Çocuklarım benimle ne kadar çizgi film seyredecekleri üzerine, ne kadar çikolata yiyebilecekleri üzerine pazarlık yapıyorlar. Aynı evi paylaşan öğrenciler mutfak işlerini kim yapacak, temizliği bu hafta kim yapacak, bunun üzerine pazarlık yapıyorlar. Bir hediye almaya gittiğimizde bir dükkanda, bir mağazada pazarlık yapıyoruz. Veya şirketler şirket satın almalarında, birleşmelerinde şartlar üzerine, kontrat üzerine pazarlık yapıyorlar. Velhasıl pazarlık aşağı yukarı toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu. Ve dolayısıyla da çok çekici yanları var. Hem psikolojik boyutta, hem stratejik boyutta, iktisadi boyutta çok ilgi çekici yönleri var. Ben araştırmalarımda bunlarla ilgileniyorum. Zaman kısıtlarının, zaman baskısının, iktisadi ajanların pazarlık davranışını nasıl etkilediği, geçmişteki kontrat koşullarının, pazarlık anlaşmalarının bugünkü pazarlık süreçlerini nasıl etkilediği, referans noktaları olsun, bazı bilişsel kısıtlar olsun, bencilce, ben merkezci bazı mailler olsun, bunların pazarlık süreçlerine ve bu süreçlerin sonuçlarına nasıl etki ettikleri üzerine çalışıyorum. Bu bana çok verimli ve çok eğlenceli bir ajanda sunuyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi çalıştığım alanlar birkaç disiplinin kesişim kümesinde. Bir yandan oyun kuramı var, bir yandan bilişsel ve sosyal psikoloji var, bir yandan aksiyomatik yaklaşım var ve tabii ki iktisat var. Bunların kesişiminde hem teorik hem deneysel çalışmalar yapıyorum. Ve bir yandan yeni modeller inşa edip pazarlık davranışını modellemeye çalışırken bir yandan yaptığım deneylerle bu kurduğum modelleri test ediyorum. Bu etkileşim de bir manada aslında sağlıklı bilimsel gelişimi kendi araştırma ajandam içinde geliştirme imkanı tanıyor bana. Buna ek olarak güzel olan şey insanın yaptığı araştırmaları kitlelere ulaştırabilmesi ve özellikle üniversitede olduğumuz için öğrencilere ulaştırabilmesi. Benim de verdiğim dersler içinde oyun kuramı, mikro iktisadi teori ve pazarlık teorisi ve deneyleri gibi dersler yer alıyor. Pazarlık teorisi ve deneyleri dersimde özellikle kendi çalışmalarım olsun veya literatürden olsun çalışmaları öğrencilerle paylaşma imkanım oluyor. Ve çoğu zaman belki bir akademik derginin sayfalarını görmeden
veya bir konferansta sunulmadan çalışmalarımın sonuçlarını belki de ilk defa öğrencilerim duymuş oluyor. Bu edinilen tatmini kat be kat arttırıyor tabii. Merhaba, ben Burçin Kısacıkoğlu. Bilkent İktisat Bölümü öğretim üyesiyim. Bilkent Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra doktora derecemi 2016 yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nden aldım. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümüne öğretim üyesi olarak katıldım. Doktora çalışmalarım sırasında Yeni Zelanda ve Amerika Merkez Bankalarını tez öğrencisi olarak ziyaret ettim ve tez çalışmalarıma devam ettim. 2018 yılı başında Fransa Merkez Bankası'nın davet ettiği ziyaretçi akademisyenlerden biri oldum ve oradaki iktisatçılarla beraber Avrupa bölgesindeki parasal genişlemenin ve para politikalarının etkileri üzerine bir araştırma projesi yürütüyorum. Lisans seviyesinde makroekonomik teori ve iktisada giriş dersleri veriyorum. Aynı zamanda da doktora ve yüksek lisans derecesinde, seviyesinde parasal iktisat dersi veriyorum. Benim çalışma alanlarım makroekonomi ve finansın kesiştiği noktalarda. Yani aslında disiplinler arası araştırmalar yürütüyorum. Örneğin, makroekonomik değişkenlerin faizler üzerine etkisi ya da parasal genişlemenin ya da para politikası kararlarının faizler üzerine etkilerine yoğunlaşıyorum. Kısa dönemli faizler ve uzun dönemli faizler arasında nasıl bir ilişki var? Bu ilişki zaman içerisinde nasıl değişiyor ve hangi makroekonomik faktörler bu ilişkiyi belirliyor gibi konular üzerine çalışıyorum. Faiz borç alacak ilişkisinde bir telafidir. Çünkü bugün birine borç verdiğiniz zaman elinizdeki kaynakları bugün tüketmeyip gelecekte tüketmek istediğinizi belirtiyorsunuz. Fakat insan doğası gereği herkes elindeki kaynakları bugün tüketmek istediğinden gelecek zamandaki tüketim için bir telafi beklemektedir. Peki bu telafi zaman içerisinde neye göre değişir? Hangi makroekonomik faktörler, örneğin büyüme, enflasyon, işsizlik ya da aklınıza gelebilecek iktisadi değişkenlerin bu ilişki üzerindeki etkisi nedir? Bu telafi neden bugünden yarına artabilir ya da yarından bugüne düşebilir gibi konular üzerinde detaylı araştırmalar yapıyorum. Aynı zamanda para politikasının bu ilişki üzerine etkileri ve genel olarak aslında genel makroekonomik durumun bugünkü borç alacak ilişkilerine, faizlere ya da herhangi bir mali piyasada gördüğümüz fiyatlara etkileri üzerine yoğunlaşıyorum. Aslında bir bakıma her gün gazetelerde gördüğünüz faiz, enflasyon, büyüme, işsizlik gibi değişkenlerin birbirleriyle nasıl ilişkileri olduğunu ve bu ilişkileri anlamak için hangi iktisadi teorilerin düşünülmesi gerektiğini ve bu iktisadi teorilerin aslında bu ilişkileri açıklamaya yeterli olup olmadığı konusunda de araştırmalar yapıyorum. Bilkent iktisatı seçtiğinizde dünyayı anlamak için önemli bir adım attığınızı fark edecek, ayrıcalıklı bir eğitimin size katacağı avantajlarında farkında olacağınıza inanıyorum.